Şimdi bu arada muhabirimiz Hüseyin Coşkun Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeydi. Bu komşu Hüseyin Aytekin'in yaşadığı evi buldu. Kayıp Gülşen Hanım'ı da buldu o evde. Ondan sonra Hüseyin günaydın. Konuşabildin mi günaydın Gülşen Hanım, Hanım'la? Günaydın Bilge Hanım, iyi yayınlar. Sağ ol canım benim. Konuşabildin mi Gülşen Hanım'la? Çok kısa bir... Çok kısa bir temas kurduk ama kamerayı gördükten sonra camı kapattı. Evdeydi, hemen şurada, buradaydı. Ne diyor? Hüseyin Bey'i arayın da gelsin. Hüseyin Bey gelmeden size kapıyı açamam dedi. He. Hmm. Kapıyı açmasın, camdan konuşsun. Camı şöyle bir tıklat, bizi izliyordu. Az önce konuşuyorduk dediğim gibi. Az önce konuşuyorduk, aslında ılımlıydı ama kamerayı görünce hayır çekmeyin beni deyip pencereyi kapattı. Tamam, Hüseyin Bey neredeymiş? Tamam. Gülşen Hanım, o da az önce ayrılmış, tarlaya gitmiş ama aradık, kendisine ulaştık. O da buraya gelecek inşallah. Gülşen Hanım. Gülşen Hanım, sizin için endişelilerdi. Tamam, gelsin o zaman Hüseyin Bey. Evet, zili de çalıyoruz, kapıyı da tıklıyoruz. Sen orada bekle. Seviyorum bu çocuğu. Gülşen Hanım. Ben diyor bu işte biraz yapayım diyor Müge Hanım diyor. Sonra da ileride diyor hayvancılık yapacağım. İstanbul'dan diyor. Geldik, misafiriz Gülşen Hanım. Ondan sonra hayvancılık yapacağım diyor falan, hoşuma gidiyor. Ha, geldi mi? Bak Müge Hanım sizinle konuşmak istiyor. Merhaba. Ben konuşmak istemiyorum. Ben iyiyim. Niye? Hayırdır? Eşiniz arıyor. Bak. Eşiniz de size seslenecek. Seslenmesin. Neden böyle oldu? Neden gittiniz? Bilmiyorum, şiddetten. Şiddetten. Yalan konuşuyor. Şiddet gördüm, evi terk ettim. Ben konuşmak istemiyorum. Niye çekiyorsun sen de? Hadi. Müge Hanım konuşacak sizinle, Müge Hanım. Ben konuşmak istemiyorum. Bak şu kulaklığı alır mısınız? Müge Hanım'ı duyun. Ben konuşmak istemiyorum. Bak şu kulaklığı alın bakın. Hüseyin'cim ısrar etme bak, yayında. Müge Hanım biz alalım. Duyacak. Alın bunu. Alalım yayında. Sen bir konuş hanımefendiyle. Ben o sırada sorayım. Dedin ki bir kez bile şiddet uygulamadan kulaklığı takmış. Bir kez bile şiddet uygulamadım demiştin Ahmet abi. Şiddetten ya, kaçtım diyor. Ya şiddet uygulamadım. Kime sorarsın sor. Ben şiddetten kaçtım diyor. Hayır. Yalan konuşuyor. Tokat falan vurdun. Hayır, vurmadım. 40 sene geçindim, ben bir tokat vurmadım. Çocuklarıma tamam. Da sorarsın. Gülşen Hanım bizi duyar. Gülşen Hanım ben bir tokat bile vurmadım diyor Ahmet Bey. 40 sene geçindim, bir tokat vurmadım. Hayır. İtiraf ediyor. Tamam, duyuyorsa bizi tamam. Gülşen Hanımcığım günaydın, ne nasılsınız? Ne çevriliyor burada? Ne diyor, nasılsınız, iyi misiniz Müge ben? Ben konuşmak istemiyorum, günaydın, iyi. Müge Hanım sesleniyorsun. Seslensin. Ne yaparsa yapsın diyor. Yavrum size nasılsınız diyor. İyiyim, iyiyim Allah'a şükür. Eşiniz diyor ki benim karımı kandırdılar, 40 yıllık hayat arkadaşımı. Ben ona kapım açık, evine geri dönsün diyor. Ben iyiyim, mutluyum, konuşmak istemiyor. Eşiniz sizin kandırıldığınızı söylüyor, doğru mu? Yalan konuşuyor, yalan konuşuyor. Altında... Böyle bir şey yok, ben kendi isteğimle geldim. Altınlar da... Arkadaşım da durdum, sonra da buraya geldim. Altınları da alıp gittiniz, doğru mu? Benim 3 tane altınım var, o da kendimin. Yalan. Başka altın kuruşu yok bende. Yalan konuşuyor. Damadın altınları var. Altınları kime verdiniz? Kimseye vermedim. Yalan konuşuyor. Damadın altınları varmış Hüseyin. Hüseyin Bey'e verdiniz mi altınları? Damadınızın mıydı o altınlar? Yok yok, benim kendimin. Ben kendim çalıştım, aldım. Nereden almış? Sorsan ya. Nereden çalışıyordunuz? Nerede çalışıyordunuz? Nasıl kazandınız o altınları? Niye? Günlüğe gittim ben. Hiç kaldım mı evde? Adam göttüm. Günlüğüne altın mı alınırmış? Yalan konuşuyor. Alınır canım. Bak sen dövdüğünü söylüyor seni. Hayır, iftira ediyor. Sen yalan konuşuyorsun. Sen oraya çıkmayla ne haline geçiyor? Ne ediyorsun? İftira etme öyle. Bir tokat vurmadım ben sana. Bir an evvel boşan, hadi televizyona çıkıp da ne şey ediyorsun? Kendini rezil ediyorsun. Sen buraya geleceksin, burada boşanacaksın. Dokuzlara bile sizi sevdiğini söylüyor. Benim 40 yıllık hayat arkadaşım diyor. Çocuklarımız var, torunlarımız var diyor. O şiddet uygulakan düşünüyordu. Yalan konuşma öyle. Ben konuşmak istemiyorum. Tamam, hadi. Çok mu şiddet gördünüz?
Ha, yalan hadi, konuşuyor. Hadi ben konuşmak istemiyorum, git hadi. Git hadi. Kapat. Ama bir şey söyleyeceğim, o da dövdü diyor. Senin de Ahmet abi iki kelimen yok. Bu adam biraz kavga edecek bir adama da benzemiyor. Tek kelime tek kelime konuşuyor. Niye boğazımı sıkmadık? İyi. Hadi gece kayboldun gece. Ha? Yok, gece kayboldun. Çevriliyor burada. Ne diyor? Allah Allah. Bir şey mi çekiyor? Sadece gide kayboldu. Tamam yani siz... Müge Hanım'la konuşun. Bakın Müge Hanım sizi anlamaya çalışıyor. Yani Hüseyin'cim eve dönmek istemiyor anladığım tamam, kadarıyla. Tamam çıkmıyorsun da hadi konuşmuyorsun da. Tamam evine dönmek istemiyor değil mi? Evet Müge Hanım ben burada mutluyum diyor. Müge Hanım kızına telefon etmiş. İyiyim diyor zorla getirilmedim diyor. Tamam o zaman ne yapalım? Kızıma telefon ediyor zihniyetler vereceksin demiş. Sıkı yoluna ben yolum hadi. İstemiyor seni. İstemezsek tamam boşanalım. Gelsin buraya boşanalım. Buraya niye gelsin? Burası adalet. Tamam ya o televizyona falan çıktın. Nereydin boşanma dilekçesini boşanaydın? Sen vereceksin ben ne vereceğim? Sen nikahlı kaçtın. E siz verip siz boşanıp da gitseydiniz hanımefendi ya yani. Boşanaydın madem. İyi tamam ha. Öyle edeceksin şimdi hadi televizyona çıkma. Ne çıktın televizyona filan? Tamam, tamam. Hanımefendi o zaman var, siz de şey boşanıp komşunuza gideydiniz. Siz de 3 çocuk 12 torun siz de adamı bırakmışsınız. Adam gene de kandırıldıysa gelsin evime diyor. Kötü bir şey demiyor ki. Damadınız da altınlarını geri istiyor. Ben mi ödeyeyim damadın altınlarını? Yalan konuşuyor. Damadın filan değil vallahi altın kuruş. Sen yalan konuşuyorsun. Ben valla çalıştım. Yerimi sattım. Nerede benim çalıştın? Kardeşlerim filan şahit. Hadi burun kızdırdın sen. Ekmek pişirdin tamam komşuya. Hanımefendi siz niye boşanma davası açmadınız? Şiddet gördünüz. Bir çocuğunuzun evine giderdiniz. Yalan konuşuyor. Şimdi şiddet gördünüz bir polise mi gittiniz? Komşunuza kaçmışsınız. Adam da bence gene iyi davranıyor. 40 yıllık hayat arkadaşım. Yine de kapım açık diyor. Parası için o adam onu aldı diyor. Tuğba. Tuğba'cığım. Efendim buyurun. Hayatım annen diyor ki ben almadım damadın altınlarını falan aldı mı? Vallahi altınları eniştemin altı şey ablamın eniştemin altınları varmış bilmiyorum. Ben bunu biliyorum yani bildiğim bu. Almadım diyor anne. Vallahi bilmiyorum ablamla konuşsun ablamla şimdi yüzleşecekler ablam da bağlanacak. Ablamla yüzleşsinler ben bilmem. Ama babamın dövdüğü mövdüğü yalan yani köylüye sorabilirsiniz. Köylü herkes şahit yani. Ben hiç dövdüğünü duymadım yıllardır. Hanım. Ama babamın hani dili tamam. Dili her erkeğin durmaz yani. Şimdi mesela hani gördüğü için yani babam biraz hani laf söz söylemiş yani anneme. Bildiğime göre ama her erkek söyler bunu yani. Gördü mü duydu mu ne eder yani erkek kızması. Bizim eşlerimiz de söyler yani böyle bir şey olduğu zaman. Şimdi baban dut yemiş bülbül gibi hiç konuşmuyor burada oturuyor böyle. Valla baba konuşsayın ya baba niye konuşmuyorsun baba? Konuşuyorsun kızım niye konuşmuyorsun? Konuş niye herkese bağlasınlar köyden niye bağlandırmıyor? Yani köyden... ben istemiyorum boşansın tamam, tamam. Anne, ne dersesin o yoluna anne, ben yoluma. Bak babam seni kızlarım kabul ediyor var. Her şeyinle kabul ediyoruz biz de seni kabul ediyoruz bir anne olarak. Üçte ne kızın baba, var? Burada ne yazacak? Ben kabul etmiyorum ben istemiyorum. Burada ne yazacağız köye de götürmeyecek. Biz kefiliz yani gel dön evine. Ben istemiyorum ben konuşmak istemiyorum. Baban kendi hakaretlerini bilse hindi ben ayıp söyleyemiyorum da öyle. Baban onları. Dur bir saniye Tuba'cığım. Biliyor da niye şey ediyor? Diyor ki bak biz de seni çocukların olarak istiyoruz. Evine geri dön diyor kızın. Ben dönmek istemiyorum. Ben mutluyum Allah'a şükür. Bu Hüseyin Bey hep çıkarken evi kapınızı üzerinize kilitliyormuş. Gene kilitliymişsiniz. Niye kilitliyor kapıyı? Ben kendim isteyen kilitlemesini hırsız girer, haydut girer diyerekten. Yalan. Hayduta kilit mi durur, hırsıza kilit ya yangın çıksa yani. Bir şey olsa Allah korusun. Bir şey olmaz Allah'a şükür. Yok, yine kilitli. Yani yere şimdi sizin kapınız üzerinize kilitli mi? Kilitli tabii. Valla o bir şey demiyor. Ben kendim kitle diyeyim. Hırlı girer hırsız diyerek de. Afyonkarahisar çay için kitleseniz ya. Pazar Ağaç Kasabası. Ha içeriden gitti. Pazar Ağaç Kasabası'nda ne aydut olmuş bugüne kadar da seni kilitliyor eve. Çayda çok ya hırsızlık her şeyi var. Herkesin kapısı kilitli. Tamam da kendi kapını kendin kilitlersin. Adam çıkarken üzerine kilitler mi? Demek ki sana güvenmiyor.
Niye güvenmesin ki? Güvenip durur. Güvence yok. Ama iyi de bir erkek karısının ya da beraber olduğu kadının üzerine kilitler mi yani? Ben kendim diyorum. Ben korkuyorum diyorum. Kapıyı kilitli üstümden. Ne olur ne olmaz diyorum. O kilitlemek istemiyor ki. Anahtarı sen kilitle kendi. Evin içinden kilitle. Evin içinden kapını kilitle. Anahtar üstünde olsun içeriden. İstediğin zaman çıkarsın. Yani bir ihtiyaç olur. Tamam. Bir dışarı çıkman gerekir. Bir şey olur. Acil bir demek şey olur. Demek ki sana güvenmiyor. Gülşen Hanım. Demek ki güvenmiyor ki senin üzerine kapıyı kilitliyor. Güveniyor. Yalan konuşuyor. Güveniyor. Niye güvenmesin ki? Bu Ahmet de kilitliyor muydu üzerine kapıyı? Hayır. O da kilitledi bir yere. Gece mece giderken kapıyı kilitle ne olur ne olmaz derim. Niye Ahmet oraya çıkıp da yalan konuşma bak. Doğruları konuş. Sen yalan konuşuyorsun sen. Sen yalan konuşuyorsun. Nerede kilitliyordum? Ben yalan konuşuyorum. Ha, şimdi güvenci şey yoksa. Ben yalan konuşuyorum. Ben valla yalan konuşmuyorum. Sen kocaya gideceksin hacıya gideydim. Hacıya götüreydim. Bu güzel laf. Geçeceksin kocada. 4 yıllık arkadaşımdır. Allah Allah. Bu konular da bana göre değil abi. Ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Gülşen Hanım. Bakın şimdi bu sizin kaçtığınız Hüseyin Aytekin'in. Hüseyin Aytekin'in yeğeni aramış. Amcam ve Gülşen Hanım 10 yıldır görüşüyordu. Yengem bu kadının kahrından öldü demiş sizin için. Yalan ya. Sen ne dedin görüşüyorduk diye? Yalan konuşuyor. Yalan konuşuyorlar, yalan konuşuyorlar. Ben diye kaç senedir köylüm, bilmiyorum. Kadına, karısı hastaydı. Nerede hastaydı karı? Hasta falan değildi. Yalan konuşma. Sizin... Kahrından öldü demiş. Vebali sizin boynunuza demiş yeğeni. İyi. Hangi yeğeniyse onu göster bana bir. Ne olacak görünce? Bir şey olur. Oo. Siz de dediniz 10 yıldır beraberiz diye. Doğru konuşuyorum ben. Yalan konuşmayayım ki. 10 yıldır beraberdik. Yalan atıyor. Hadi tamam işte karısı da fark etmiş. Üzülmüş kadın kahrından öldü diyorlar. Yok ya öyle bir şey. Karısı hastaydı ya. Kanseriydi karısı. Şeker, tansiyon her şey vardı. Yalan atıyor. Sizin de arkadaşınız mıydı? Yalan konuşuyor. Ahmet yalan. Bey uzatma, boşan bir an evvel. Sen yoluna ben yoluma. Boşanca zaten. Hiç şey etme. İyi boşan neydi? Gülşen Hanım, ya bir şey merak ettim cevaplarsanız. Peki siz 10 yılda nasıl görüşüyordunuz? Ben şimdi çok merak ettim. Hani köylük bıraktım. Yerde nerede görüşüyordunuz? Köy fırınında mı? Ya siz nasıl görüşüyordunuz 10 yıl kimseye gözükmeden? Yalan konuşuyor ya. Meraklı Melahat tarafı. Niye? Görüşüyorduk. Ama nerede? Telefonla gör. Sen de çekip durma ya git beni. Köy fırınında mı görüşüyordunuz? Evet evet. Telefonda konuşuyorduk öyle buluşma falan yok. Sonra nasıl kaçmaya karar verdiniz? Gece kayboldu. Bir hafta arkadaşımda durdum. Ondaki yeri de bunun yanına geldim. Peki benim çoluğum çocuğum var, torunlarım var, kocam ne der diye hiç düşünmediniz mi? Düşündüm de. Oldu. 12 tane torun var. Peki pişman mısınız? Ben torunlarımı da seviyorum, kızlarımı da seviyorum. Pişman mısınız? Pişman mısınız? Yok, pişman değilim. Eşiniz diyor ki eğer pişmansa herhalde diyor biraz aklı gitti diyor. Biz gene kabul ediyoruz onu diyor.
Yok istemiyorum ben. Boşansın. O da evlensin. Ahmet abi ne diyeyim sen ne diyorsan. Yapacak bir valla, şey yok. Valla tarlasını satsın 200 liraya. Evini satsın 200 milyara evlensin. Ne? Niye satıyor evlenmek için ki? Ha, düğün için. Ne? Ev tutacak. Kolay mı? Aylığı yok, yıllığı yok. Sizin... Yaşlılık aylık alıyor. Sizin kaçlığınızın var mı? Siz kaç yaşındaydınız? Vallahi çok 68. Güzel değiyorum. Çok güzel konuşuyor. Hocaya gideceksin, hacıya götüreceğim. Konuş da milleti kandır, milleti dol. Neyine kandıracaksın? Tamam, iyi. Hacıya bununla gideceğim ben. Ne diyor? Hacıya bununla gideceksin. Ha, hacıya bununla gideceksin diye hacıya. Bulursa da gidersin sen. Başkasının nikahının altındayken öyle başka erkekle kabul ediyorlar mı hacıya? Bilmediğim için soruyorum. Yok, gidemez. Mümkün yok. Boşandık mı kabul ederler nikah kıydı mı? Yani 40 yıllık kocanı bırakıp da çocukların, torunların varken başka bir adama kaçıyorsun. 10 seneden beri de bu adamla beraber yaşıyorsun. Ondan sonra da hacca gideceğim diyorsun. Utanmıyor ki. Yani o neyse, hac... O bizi ilgilendirmez. Allah bilir. Tabii, Allah bilir. Yanlışın ama yani Allah bilir. Hac tamam hepimizin kabul ettiği bir yer ama bir de insanların bir aile kutsallığı var. Ahlakı, edebi, kocasına, çocuklarına, torunlarına karşı bir takım görevleri var yani. Bütün bunları çiğne, ondan sonra da ne yaparsan yap neyse. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Vallahi billahi ya. Tamam siz orada ne güzel konuşuyorsunuz ama siz şiddet gördünüz, hakaret gördünüz mü? Neye şey etmiyorsunuz? Ama hayatım şiddet gördün bir gördün iki gördün 10 yıldır geri öteki adamla beraberdim diyorsun. O da evliymiş. Onun da karısı varmış. Bak kadın kanser hastası dedi. En mutlu olması gereken zaman hastalık için iyi moral iyidir. O da kocasının seni aldattığını biliyor. Kadının da morali Allah'tan bozulmuş. Allah'tan gelen hastalık ama ne cin? Allah'tan geldi öldü eşi. E tamam ama biliyormuş seni. Bak üzülmüş kadın işte son döneminde. Yani onu da böyle eğer bile bile gözüne soka soka seninle beraber olduysa o beraber olduğun adama da Allah cezasını versin yani. İyi böyle er karısı hasta olan gidecek de komşunun karısıyla kırıştırırsa güzel bir şey mi bu? Sen aynı durumda olsaydın. Şimdi sen hasta olsan da Ahmet de bu şeyin Hüseyin'in karısıyla kırıştırırsa hoşuna gider mi? Bir düşün bakalım. Ben konuşmak istemiyorum ya. Tamam boş ver. Yani her neyse o olsun. Buraya geleceksin burada boşanacağız. Tamam geleyim ben. Tamam buraya geleceksin burada boşanacağız. İstemeyeyim ben. Altınları da getireceksin. Bileziklerine damada zaten teslim edeceksin. Tamam ben isteyeyim. Anlaşmalı boşanacağız o zaman. Tamam. Valla damadın iki tane. İki tane altını var. Valla Kur'an'a el bastım, o da bastım, bilmem. Ben de bastım. Yekünlü vereceksin. Altınlar duruyor. Yekünlü vereceksin. Nerede altınlar? Tamam. Altınlar nerede? Vereceğim. Geliyor. Geliyor altınlar. Vereceğim ben. Ben Tuğba'ya dedim valla. Ablanın altınları var tamam. Kızım. İki tane dedim. Tamam. Tuğba de diyor. Vereceğim misin? Niye vermedin? Dedim. Tuğba niye konuşmuyor? Konuşuyor. Niye konuşmuyor? Nerede gördüm ben Tuğba'yı da verdim. Telefon etmişsin. Birini nasıl düşürmüşsün ya? Tamam düşürdüysen evde kalmış biri. Onu kaçtığın adam çok zengin. Düşürdüğün altını bileziği versin o zaman. Başlık parası gibi. Altınlar Hüseyin Bey'de mi? Yok ya Hüseyin'in valla haberi bile yok altınımdan kuruşumdan. O valla altının kuruşunu hiçbir şeyin istemeyin. Getirme hiçbir şeyi. Kendin gel dedi adam. Onu niye karalayıyorsunuz ki? Nerede ya? Diyeceğimiz bir durumda yok bu durumda. E adam demiyor mu sana? Onu niye karalıyorsunuz? Adam demiyor mu sana benim komşumun karısı? Şimdi ne söyleyeceğimi yani git, de bilemiyorum. Git kocandan boşan öyle evlenelim diyebilir. Hani o zaman saygı duyarız hepimiz. Olabilir, herkes boşanabilir. Herkes anlaşamayabilir.
Herkesin başına gelebilir. Bir başka birliktelikte ya yaşayabilir. Ya deseydi bana güzelliğine boşanam sırasıyla... diye boşanacaktım. Söyledim de boşanma. Sen de boşanmak istememişsin ama. Sen de boşanmak istememişsin. O yüzden onu söylüyor. Ben dedim diyor. Ya son bir şey daha sorabilir miyim? Madem bu sizin bu kaçtığınız adamın karısı 2-3 yıl önce vefat etti de siz niye 2-3 yıldır bekliyorsunuz o adama gitmek için de şimdi gittiniz? Buyur. Hani ölmüş ya 2-3 yıl evvel eşi. Niye o zaman kaçmadınız da şimdi kaçtınız? Evet. Hüseyin, bilmiyorum artık orasını ne bileyim. Hayır, niye mesela ölür? Şimdi 2-3 yıl önce, 2-3 yıl önce eşi ölmüş. Tamam, eşi ölmüş. Tamam. O zaman kaçabilirdiniz. Niye 2-3 yıl beklediniz? Ortalık düzelsin biraz dedik. Neydi düzelmesi gereken? Eşi uyumuyor ki. Oğlu uyumuyor be. Uyumuyor. Eşi yeni öldü, dedikodu olmasın. Bayağı olmadı dedikodu hakikaten. İyi oldu. Evet. Yalan konuşuyor. Sen hiç fark etmedin mi Ahmet abi ya? Ya beş bir sezirmedi sen ki. Sen yalan konuşuyorsun. Sen oraya çıkmışsın. Kadın ev dört gün fırına geldi. Yalan, bu fırın kızdırıyordu. Mahalle fırını. He? Dört gün bu mahalle fırını kızdırıyordu. He. Dört gün kadın geldi bunu ayarttı gitti. Kim gitti? Bir tane kadın. Kim o kadın? O da bunun kaynının karısı oluyor. Kimin? Hüseyin'i. Hüseyin'in mi? Evet. Hüseyin'in kaynının karısı mı ayarttı senin karını? Evet. Hüseyin'e kaçsın diye. Niye? O ayarttı. Dört gün içinde kadın değişti. Peki bu fırına erkekler de gidiyor mu? Bilmiyorum ki. Ha, bu köy fırını dediğiniz yer hani mesela insanlar evde hamurlarını yapıyorlar. Sonra köy fırını yakılıyor. Evet. Sonradan da ben evde yaptığım hamuru orada mı pişiriyorum? Bu demek evet, mi? Evet. Fırında pişiriveriyordu bu. Tamam. Komşulara. Tamam, o sırada mı tanışmışlar Hüseyin'le? Ben vardım oraya kapıya. İçeri girmişler. Bunlar fiskos konuşuyorlar. Bu benzini beteni attı. Ha. Atınca eve geldik. Ben dedim hanım bu kadın hiç gelmezdi. Yalan konuşma bak oraya çıkıp. Bu kadın be. Neye geldi dedim. Ona şuna da yok dedi çocuk dedi durmamış da dedi. Bakkala gelmiş dedi bana yalan konuştu. Ama o değil yani sen hiç Hüseyin'den şüphelendin mi? Şüphelendim. Şüphelendim de bu şeye çezirmedi nasıl, yani nasıl bana. Şüphelendin? Ya gelip geçiyordu arabayla kapımızın önünden. Evinize gidiyordu yani. Evinize geliyor muydu? Yok gelmiyordu. He? Yok. Arabalım yoktu. Ama her kapının önünden geçenden de şüphelenilmez ki. Ben şüphelendim. Ne zaman şüphelendin? 3-4 gün evvel siz şüphelendim gittiğinde. Yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor. Hayır peki geçti de önünden dedin mi? Niye bu geçiyor bizim evin önünden? Önünden arabasıyla geçiyor. Mangal yakardı günlerdi. Halı kilim yıkardı günlerdi. Yalan konuşuyor. Valla oraya çıkmış. Ne diyor? Yalan dolan. Yalan konuşuyor bu. Sen... Ne yapardı mangal? Mangal yakardık çağırıydı. Yalan. Halı kilim yıkamaya giderdik çağırıydı. Ben inanmıyorum ona. He yani çağırıyordu eşinle de görüşüyor. Ben neye çağırıyorum ki adamı? Sen yalan. Peki bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bu daha kötü değil yalan mi? Yalan konuşma bak konuşmaya da sen yalan konuşuyor. Gördüğün yerde konuşuyordum laf atıyordum ünleyordum. Neyin ünleyeceksin? Ünleyordum çağırıyordum geliyordum gidiyorduk gidiyordum. Evet Ahmet Bey. Buyurun sizin gider sizin altınlar olmuş anladığım kadarıyla. Evet Allah. Evet. Dünkü konuşmamızı daha bugün duyuyorum ben. Bugün dinliyorum. Kaynanamı orada hiçbir şekilde konuşmuş olduk. Kelimenin hiçbiri doğru değildir. Hep kaynatamı suçluyor. Hep yalan söylüyor. Biz bir insanlık ettiksek, ev alın diyekten para verdiysek biz suçlu muyuz burada? Benim çocuğumun çoluğumun rızkını niçin götürdü? Bana ev alıp ödedi. Benim bir aylık çocuğum var. Allah 22, bağışlasın. 22 aylık çocuğum var. Allah razı olsun. Bunların rızkını niçin götürüyor? Niçin ben zor durumda bırakıyor? Bak benim Antalya'da çocuğum yatıyor. 19 yaşında çocuğum var benim. Antalya'da şu anda yatıyor. Hasta mı geçmiş? Böbrek hastası kendisi. Nakilli. Şu anda bir hafta oldu doğum yapalı. Bu çocuk da mı yani onun torunu? Evet. Yani bütün bu çocuklar yani sizin hepsi evet. Bir eşler onun evet. Kızında. Evet. Yani bu torunlarını rızkını alıp götürdü. Evet. Torunların rızkını aldı götürdü. Gördüm. Ay Allah'ım yarabbim ya gerçekten şimdi ya. Şimdi ben Antalya'ya çocuğuma para gönderemiyorum. Maaşımı bekliyorum. Maaşımı alacağım da anca maaşımı göndereceğim. Şu anki durumda olacağımı bilmiş olsaydım zaten ben ona vermezdim.
Ya siz hiç şüphelenmediniz mi? 10 yıldır biz beraberiz diyor. Yalan ben konuşuyor. Ben merkezde oturuyorum. Niye yalan konuşsun abicim? Bunun yalanı mı var sende hala Ahmet vallahi abi? Vallahi yalan konuşuyor. Ya niye yalan konuşsun? Güzel bir iş değil ki 10 yıldır birlik. Ya özür kabahatinden yalan mi konuşuyor? Yalan konuşuyor. Yalan, yalan konuşuyor derken. Şimdi tamam bir belirli bir şeyler vardır ama bizler sezinlemedik yani. Sezmediniz. Evet. Sezmedik yani. Şüphelenmedim ki. Oturakladım. Kaynatama mi? Diyordun. Seni yalnız bırakacağım. Seni tek başına bırakacağım. Diyordu. Bunu söylüyordun. Ama biz bunu şaka olaraktan nitelendiriyorduk. Bunun böyle yapacağını biz hiçbir şekilde şüphe düşünmedik yani. Çocuklarına olsun, torunlarına olsun çok düşkün bir insandın. Yani siz diyorsunuz benim bir aylık bebeğim var, 22 aylık bebeğim var öyle mi? Evet. Evet. 19 yaşında da bir tane çocuğum var, o da böbrek hastası. Evet. Evet. Hastanede yatıyor, benim de bu birikimlerimiz ev alalım diye biz birikimlerimizi evet. Kayınpederime... O da şöyle olmuş. Ahmet Bey yani damat Ahmet Bey çok yoğun çalışıyormuş. Ahmet Bey demiş ki bir yer gördüm çok da uyguna. O da bütün birikimlerini vermiş demiş ki o zaman baba hani siz onu alın hem siz orada oturursunuz. Hem de demiş benim çok işim gücüm var yani siz alın siz oturun. Kimse, böyle evde bir mal mülk problemi de yok. Evet. Evet. Dedi, evet. Ya durmazsan dedi kiraya ver dedi kirasını al ye dedi. Evet. Böyle diyor o da işte o paraları alıp gidiyor. Evet. Senin ne oldu hala bu cam açılmıyor mu? Bilgi Hanım reklam arasında da defalarca kez bastık. Tekrar basalım zile de. Zili mi bozuk acaba? Cama da vuralım. Hayır zilin sesini duyabiliyorum Bilgi Hanım. Ha, bir şey söyleyeceğim böyle kaçacak göçecek bir şey yok ki. Bu adamlar da sonuçta paralarını geri istiyorlar Hüseyin Bey. Hüseyin Kaçan. Aslında Hüseyin Kaçan mı? Yok 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 be siz. Ay, orada bir dakika ya Hüseyin'e Kaçan yazıyor. Ben de ki soyadım Kaçan. Müge abla, burada haklı bir insan olmuş olsalardın, hocama çıkarlardın, buraya da stüdyoya kadar da gelirlerdin. Ben neyse yani çıkmıyorsan. Bizimle de burada yüzleşirlerdin. Ama suçlu olduklarını biliyorlar, karşımıza dahi çıkmak istemiyorlar bizim. Şimdi bu dün bağlanan Tuğba senin eşin mi, baldızın mı? Benim baldızım o. O baldızın, o evet. Annesine seslendi. Benim kızım oluyor. O annesine seslendi ki anne geri dön dedi, biz seni eve bekliyoruz dedi. Evet. Ondan sonra senle eşin istiyor musunuz eve? Geri dönsün mü yani Ahmet Bey'e? Biz öyle istiyorduk ama şu andan sonra kesinlikle istemiyoruz. İstemiyoruz. Ha siz de düne kadar istiyordunuz. Evet, düne kadar istiyorduk. Ahmet Bey niye istiyorsunuz sormasayıp ben de anlamıyorum sizi. Gerçekten anlamıyorum. Geldim gidiyorum anlamıyorum şimdi ben artık yani bu derken, memlekette yaşananları. Ya babamın ağlaması bizlerin yani içini sızlattı. Benim eşim babam ağladıkça, kayınpederim ağladıkça benim eşim şeker hastası oldu şu anda. İnsülin kullanıyor. Bir aydır evet. Şu anda insülin kullanıyor. Ha bu üç torun da perişan oldu. Senin eşin şeker hastası oldu. Tuğba evet. Zaten diyor ki ben çocuğumun sünnetini yaptım perişandım ağlaya evet. Ağlaya diyor. Evet. Ya ne kadar güzel böyle insan nasıl bırakıp kaçabilir böyle bir hayatı? Vallahi kaçtı bıraktı, işte bilmiyoruz hepimiz yüzüstü bıraktık oydu gitti. Arkadaşlar anlıyorum her ilişkinin tamam belirli bir dinamiği vardır da. Şimdi yani siz zaten orada yaşıyorsunuz. Sen de biliyorsun kayınvalidenin gidip Hüseyin'e kaçtığını. Daha hala ne geriye dönsün de istiyoruz diyorsunuz. Ben de bunu anlamıyorum yani size. Biz kayınbabamın ağlamasına dayanamadığımız zaman oraya. Ya istediği kadar ağlasın. Tamam gelecek olursa pişmansa dönsün diye düşündük ama bu saatten evet. Sonra kesinlikle istemiyoruz. Bir ben değil. Hiçbir kız istemiyor. Yani. Ha? Gelsin buraya yüzleşelim. Zihniyatlarını versin damadımın. Ondan sonra ben boşayacağım. Sen de istemiyorsun artık. Ben de istemiyorum. Kesinlikle. 24 saat bile geçmeden sende de bir fikir değişikliği oluştu yani. Yok fikirinde değil. Ben istemiyorum. Kayınbabam size dair biz istemiyoruz. Ben istemiyorum. Ya zaten sizin istememeniz de değil ki kadın sizi istemiyor. Gitmiş hala daha geri tamam, dön diyorlar. Tamam biz de onu istemiyoruz. İyi hadi bakalım. Ben zihniyetleri verirse boşayacağım. Zihniyetleri vermezse boşamayacağım. Şimdi ben kayınbabamdan ne alayım? Nasıl karşılasın onlara bana? Nasıl ödesin? Ya size bir şey söyleyeceğim. Evet yani bu kaçtığı Hüseyin Bey'in de çok umurunda mı? Boşanmış, boşanmamış. Onun zaten, umurunda değil. Tamam onun umurunda değil. O da ona nikah kıymaya bayılmamış. Zaten oturuyor. Ondan sonra Allah gecinden versin. Sana da bir şey olursa senin malın mülkün de ona kalacak. Maaşın evet. Kalacak. Ondan sonra zaten onlar da onu yiyip oturacaklar. Evet. Yani senin nikahın devam ettiği müddetçe sen Allah korusun rahmetli olursan bütün mirasın karınla halen karın sayılıyor evet. Resmi nikahta. Çocukların da kadına kalır.
Eğer bu kadının senin mirasından istifade etmesini istemiyorsan bir an evvel başından defet gitsin. Bir an evvel boşanacağım ben zaten. Defet, yani şimdi o diyor ki boşanalım. Sen de tutturmuşsun, ziynetler gelmezse altın, haklısın. Eğer Hüseyin Efendi sen beni de dinliyorsan ya biraz sen de erkek delikanlı ol. Bir defa insanlığa yakışmayan bir iş yapmışsın. Komşunun karısını kalkıp 10 seneden beri yani artık ağzından çıkanı çevirmeyeceğim kullanmışsın utanmadan. Şimdi de evini almışsın. E şimdi bir an evvel o zaman de ki o yanındaki kadına hemen bu adamların altınlarını ver, boşan, benim kimsenin altınına, ziynetine ihtiyacım yok. Tenezzül etmem de de hiç olmazsa bu tarafınla bir erkekliğini göster. Vallahi bizim muhabirimiz Hüseyin kapıda. Çıksınlar o meşhur pencereden, versinler altınları. Yani ne? Şimdi böyle münferit olay diye geçmek istiyorum. Herkesin başına gelmez diye geçmek istiyorum. Fakat artık bunun münferitliği de kalmadı. Hani bu kadar, o kadar sık ki, o kadar çok başvuru var ki bu şekilde. Ben mesela hani Ahmet Bey başvurduğunda arkadaşlar söylediğinde dedim ki, yani kadın da kaç yaşında? Herhalde dedim 55 yaşında. O da gitmek istemez böyle 12 torun sahibi. Herhalde başına bir iş geldi orada tutuluyor falan diye düşündüm de davet ettim evet. Ahmet Bey'i. Aklıma böyle bir şey hiç gelmezdi. Bilmiyorum ki sonunun ne çıkacağını. Yani ağzımız açık oldu. Kalıyor. Hele ki deyince 10 senedir beraberim deyince şok oldum. 55. 55 yaşında. Vallahi bilmiyorum ben. Artık yazık, Hüseyin de orada bekliyor. Bekliyor Hüseyin. Elbet çıkacaklar yani. Yok abicim, o zaman şikayet edeceksiniz yani. Gideceksiniz. Jandarmaya mı bağlısınız? Jandarmaya gideceksiniz. Şikayet edeceksiniz. Zaten bir 3 tane altın var dedi. Sonra bir 3 tane bilezik var dedi dün de yayında. O da ağzından bir şekilde. Ben çalıştım, ben kazandım. Bütün çoluğun çocuğun yalan mı söyleyecek hanımefendi yani? Müge abla, tarlada ırgatlık etmeyle, çapa çapalamayla altın ediliyorsa ben işimi bırakayım. Hep tarlala koşayım o zaman. Orası daha çok para veriyor demek ki. Vallahi bilmiyorum, ben gerçekten üzgünüm de. Ahmet abi için de üzgünüm. Onun da duygularını anlıyorum. Yani 40 yıldır bir düzenim vardı diyor. Eve girdim şimdi. 40 sene geçindim ya, 40 sene. Ne demek? E demek ki sen de iyi geçinmemişsin. Sen de bir hayal aleminde yaşamışsın Ahmet yok, abi. Demek ki iyi, iyi geçindik de kendi düzeni bozdu gitti. Baksana kadın 10 yıldır diyor yani. Biraz da gözümüzü de açalım. Gerçi niye abicim, niye ben de aldatılana söylüyoruz gözünü açsaydın diye. Ben de anlamıyorum ki aslında ne yapsın ki insanlar yani. Ne yapacaksın, insanlara da çip mi takacaksın? Bir de kamera mı takacaksın bütün gün ne yapıyor diye. Güvenmek durumunda herkes yaşadığı ilişki içinde ama. Bazen oluyor. Hüseyin kaç yaşında? Kaç 56. Ha? 56 kaç yaşında var? O da aynı. O 56, 58 yaşında. Sen kaç yaşındasın? Ben mi? 68. Ne oldu, bir şey mi gösteriyorsunuz? Bana mı gösteriyorsun? Huhu. Öyle mi? İsimsiz bir komşu arıyor, bir beyefendi arıyormuş. Beyefendi günaydın. Alo. Günaydın ablacığım. Hoş geldiniz evimize, buyurun. Hoş bulduk Müge ablam, nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Ablacığım çok sağ ol. Ablacığım ben bu Ahmet Tüzgül için bağlanmak istedim. Tamam, dinliyorum seni. Buyur, ne biliyorsun? Müge abla, ben aynı köyde yaşayan biriyim. Hı hı. Ama Ahmet Düzyol'la bir akrabalığım veya bir komşuluğum yoktur. Hı hı. Televizyonun sesi mi açık? Ondan mı konuşamıyorsun? Onda şu an o kadın yalan söylüyor. Heh. Diyor ki 10 senedir beraberdim diyor. Yalan söylüyor. Hı. Daha iki senedir o Hüseyin Aytekin iki senedir beraberler.
2 sene içinde o Hüseyin Aytekin bu kadının parasını yemek için bu kadını götürdü abla. Nereden Müge ablacığım? Müge ablacığım, Ahmet abinin eşini üzerinden kilitleyip her gün kahveye giderken buraya giderken üzerinden kilitleyip gidiyor. Kapıyı. Evet, kapıyı kilitleyip gidiyor. Ama işte çok da memnunum dedi bu konuda. Yani... Hayır ablacığım, memnun değil. O kadın oraya zorla gitti. Hiç zorla gitmiş gibi değil adam, kıkır kıkır gülüyordu. Hiç zorla tutulur gibi bir hali var mıydı? Vallahi ablacığım, yani o kadın yani Ahmet abi ne diyorsa orada doğruyu konuşuyor. Yani sen diyorsun ki Hüseyin bu kadının parasını yemek için tutuyor. Nereden böyle bir fikre kapıldın? Nereden emin oldun? Ben çok o Hüseyin Aytekin'i çok iyi tanıyorum. Çok iyi biliyorum. Eski eşiyle nasıldı arası? Eski eşi zaten bu Hüseyin Aytekin'in pisliğinin yüzünden bu kadını bu kadınla beraber olduğunu öğrendi. Ondan sonra onun karısı kansere yakalandı. Kansere yakalandıktan sonra çok sürmedi, öldü. İnanırım. Üzüntü vallahi her şeyin nedeni. Tüm vücut direncini evet, düşürüyor vücut zaten. Vücut direncini düşürüyor işte. Ama işte demek ki anlamıyor yani Gülşen Hanım bu durumu. İşte zaten Gülşen o Hüseyin'in yuvasını yıktı. O kadının, Hüseyin Aytekin'in kadının ölmesi bu Gülşen yüzünden öldü. Biz aynı köylüyüz, aynı yerdeniz. Biliyorsunuz yani bunları. Evet, bu Hüseyin Aytekin şu an o kapıyı açmıyor. İçeride o canım, açmıyor kapıyı. Evet, içeride. Çünkü Hüseyin Aytekin'i şu an oğlu dahil eve oğlu dahil koymuyor. Oğlu evden Hüseyin Aytekin attı evden. Oğlu mu? Oğlu attı dedi. Evet, Hüseyin Aytekin'in oğlu Hüseyin evden attı. Eve koymuyor o kadın yüzünden. Annesinden dolayı değil mi? Evet, annesinden dolayı. Bu Hüseyin Aytekin'in dört dörtlük bir ailesi vardı. Dört dörtlük bir hanımı vardı. Bu Hüseyin Aytekin'in pisliğinin yüzünden hanımı kansere yakalandı. Bak işte aile de buna inanıyor. Bundan dolayı kansere yakalandı, hayatını kaybettiğine inanıyor. Hayatın bazısına rahat batar. Yani bazısına da rahat batar. Valla şeytan azapta gerek diye bir laf vardır yani. Bazısına batar. Evet. Çok samimi söylüyorum. Bir bakın etrafınıza, bazılarına rahat batar. Bir kuduracak böyle bir. Anlıyorum beyefendi. Teşekkür ediyorum. Valla inşallah hanımefendi de anlar yaptığını yazıyor. Düne kadar yine bilmelerine rağmen çocuklar herhalde annem hani bir ne diyeyim artık. Hani kafayı kırdı. Şimdi ben hani öyle söylüyorum ya genel itibariyle hani böyle bir şey yaptı diye düşünüyorlardı ama dün kıkır kıkır anlatınca herkesin tabii... O Hüseyin'den de korkuyor yalnız. Yani. Hı? Hüseyin Aytekin'den korkuyor benim hanım. Ama pek korkar gibi de değildi yok, ya Ahmet korkuyor, Bey ya. Belli zaten. Korktuğundan belli. Konuşamıyor. Yüzünü örtüyor. Korktuğu zaman mı öyle yapar? Korktuğunda ne öyle diyor. Aslında o da seni seviyor. İnsanların mu? Yüzüne bakacak yüzü vallahi, yok da o yüzden kapatıyor. Da, ondan kaçıyor. İnsanların bakacak yüzü, insanların yüzüne bakacak yüzü yok onun. Ben de katılıyorum. İkisin. Ahmet abi yanlış. Ahmet abi, senin konuyla başladık. Evet. Bugün kızın Tuğba ile de beraber geldin. Hoş geldin evet, Tuğba'cığım. Evet, teşekkürler. Senin hanım bir kısım bileziğini vermeye kabul etti. Dedi bileziğini mi? 3 tane. Yok, yakınını verecek. Ne 3 tanesi? Dur bir bağlanalım, bir sen bir sor. Öncelikle neredeler bir göreyim bakayım. Ablam, dur, bu kadın dur, böyle dakika, değildi. Araştıracaksın. Yani karnın kafası acık baba, bir gitmiş misin? Gibi gördüm bak. Öyle mi? Böyle değildi. Ya büyü etti o adam, götüren adam. Ne ettiyse etti. Büyüledi diyorsun. Yani bu böyle bir kadın değildi. Çok dürüst bir kadındı. Köylüme de sorabilirsin. Böyle kadın değildi. Çok dürüstü. Yalnız... Ya hoca işi etti, göttü, takındı gitti. Bu zihniyetler yerin ben dedi. Ben tahminim öyle. Yeni bir Voldemort araştır bunu. Karşı karşıyayız arkadaşlar. Ha. Sen bunu araştıracaksın.
Abi araştırayım da. Yani henüz böyle o sizin bahsettiğiniz büyülere şeyim yok. Vallahi kaç sene geçindin mi? Böyle bir kadın değildi ki, havaya bakıyor. Kafası gitmiş. Bak bilezikler kolunda ben. Gülşen abla günaydın. Vallahi gülüyor kıkır kıkır. Günaydın. Bilezikler kolunda. Ben bilmem işte. Tamamını verecek o bilezikler, benim değil. Kaç tane var onlardan Gülşen abla? Üç tane. Üç tane değil, dokuzdan olacak. Dokuz tane varmış. Yalan konuşuyor. Ne yalan konuşacaksın? Dokuzda ne olacak? Yedi tane cumhuriyet altını. Kadının hakkı bilezikler. Ben valla başımın gözümün sadakası olsun diyerekten veriyorum. Benden boşansın milletin önünde. Valla damadı kabul etmez. Anlaşmalı. He, altı tanesi diyorsun benim hakkım, damadım öyle mi? Damadım falan değil bak, yalan konuşma. Ya damat da çocukların üstüne yemin etsin. Sen yalan orada konuşuyorsun. Senin kafa gitmiş bir tarafa. Sen böyle bir kadın değilsin ki. Benim kafa falan gitmedi. Tabii gitti. Ben Allah'a şükür ya kafamda yerimde şeyinde yerimde. Ya seni büyüledi o adam, öyle gittin. Sen böyle bir kadın değildin ki. Dürüst kadınıdın. İnceleteceksin yalnız onu. Çıkartacaksın. Yani büyüleyen de yok, cezaların ne yok. Ya valla sana ya büyüledi ya cezaladı. İkisinden beri. Senin kafan böyle değildi. Havaya bakıyorsun. Kafan değişmiş senin. Ben kabul etmem. Şimdi Ahmet abi. Güzelce gel boşanalım, anlaşmalı bak. Tamam, zihniyette getir, boşanacaksın. Ahmet abi, yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi anlaşmalı, bak, boşanalım. Benim karımı büyülediler demek, biraz işin kolayına kaçmak mı oluyor acaba? Yani sen zaten onları pazarda yakalamışsın. Pazarda yakalayıp da ben yakalamadım ki. Yok öyle ki bir şey, yok. Hayır. Kızını anlattı. Ama baba doğru, sen anlattın bize, pazarda konuşurken yakaladım, gördüm hiç, dedin ya. He. Ben arabayla geçtiğini gördüm ben. He. Nasıl arabayla geçtiğini bunu söyledim. Oğlan arabayla geçti gitti. Sen Hüseyin söyledin arasıyla yani bunu bize. Kendi arabası var. Kimin? Hüseyin'in. Yalan konuşuyor, tamam, yalan konuşuyor. Eşin de arabada mıydı? He? Eşin de arabanın içinde miydi? Hayır, hayır arabanın hayır içinde değilim. Hayır ama canım başka bir şey anlatıyor Tuba. Söyle sen de Tuba. Ya şimdi bana dedi ki babam yani ben köye gittim işte dedi kızım dedi pazardan alışveriş ettik dedi. Bu dedi Hüseyin Şahıs dedi. Dinle bir dakika dur dinle. Bir dakika baba. Hüseyin Şahıs dedi annenle daha yani şey etmiş dedi annenle böyle konuşuyorlar dedi yani konuşma yapıyorlar dedi. Ben gördüm annene sordum annem de demiş ki işte bana yer soruyordu başka biriydi. Sen bana iftira atıyorsun demiş. Hani babam da burada yani. Söylemişsin Ahmet abi, evet, sen de onu kızdın yani bunu bize. Böyle demedi ki bana. Ne dedi? O başkasıydı dedi. E tamam başkasıydı dedi ama sen kendi gözüne mi inanacaksın, onun söylediğine mi inanacaksın? Görmüşsün ya Ahmet abicim. Yalan konuşuyor, yalan. Yani doğru neyi neyi yalan söyle baba şimdi ama Allah için doğru neyi sonu konuşacak. Siz de dediniz ya ben zaten 10 yıldır beraberim diye neyin tartışmasını yapıyoruz ki? E siz de dediniz ben 10 yıldır görüşüyordum diye. Yalan konuşuyor, 10 yıl falan konuşmuyor ablam. He. Yalan konuşuyor bu. Köylüme sorabilirsin. Kime sorarsan sor. Ben iddialıyım. İkisinin arasında olduysa o arada. Ya ama baba iyi de şimdi adam kendi şeyini de söylüyor annem yani. 10 senedir beraberim. Ya yalan konuşuyor kadın, kafası gitmiş bir tarafa. Yani bilemem. Öyle kadın değildi. Köylüme komşulama soracak böyle bir kadın değildi. Abi komşu ne bilsin senin karının? Ya yok kimsin? Fırın kızdırıyordu ya. He. Ahmet Bey hiç bilirdi orada şey edip tartışıp durmuyor. Oraya git, buraya gel. Köylüye sorabilirler. Benim üç tane bileziğim var. Onu da bak anlaşmalı boşanırsa veriyor. Ya hayır ben kabul etmiyorum. Benim değil aldım bir zihniyetler. Geçeceksin tamamını, boyacaksın, boşanacağız. Şu üç tanesini alalım bari Tuba, ne diyorsun? Valla ben bilmem ablamla eniştemin yani ben... Kadınların hakkı zihniyet. Ne diyeyim yani? Zihniyet. Benim yani bir şeyim yok. Ben bir şey söyleyemem yani. Tamamını verecek, tamamını. Verirken almayalım mı yani? Yani. İşte babam bilecek onu, babamla yani enişte, ablam bilecek. Baba ne diyorsun yani? Bak, valla dokuzunda geçecek kızım, öyle iş yok. Bilmiyorum yani, biz iki arada iki derede kaldık yani. Enişteyim falan değil Tuğba, oğlum, sen de oraya çıkıp anne da yalan konuşma. Nerede enişteyindi, enişteyindi? Ablamın altınları yok muydu anne sana? Bak ben kaç tane altını var, kaç kız tane kızın şey var. Altınlarını ya yedin sen. Ya diyelim altınlar var, iki tane ben bağırma, ben konuşabilir miyim? Bağırması mı var? Ben bilmiyorum anne kaç tane altın var, kaç tane şey var, ben bilemem. Zihniyet var orada. Ben kimsenin günahını da alamam. Ben size daha önce de söyledim. Ben ne babamdan yan olurum, ne annemden yan olurum. Ben doğru neyse onu konuşurum. Kimse bana yalan söylettiremez. Söylemem de yani neyse onu konuşurum ben.
Ben içinizde yoğurdum, algı da yoğurdum, vergi de yoğurdum. Ben bileziği vereceğim. Ablamın üç tane bileziği alsın sonrasında. Ablamın altınları var diyorum bak. Ben sana, ben kaç tane altın var, kaç tane şey var bilemem. Hediyelik altınları var dedim, ben söyledim sana. Dedim, ben dedim zaten, gel vereyim dedin hatta bana. Bilemedim de, yalan konuşma. Ben gel vereyim. Var senin de. Anne, bak artık yeter. Benim bak iki aydır zaten benim derdim bana yetiyor. Beni yataklara düşürdün. Sen bana en büyük kazığı satan ettin gittin. Benim düğünümü kara gettin. Ben artık diyecek hiçbir şeyim yok size. Valla siz bana yaptınız siz. Ha. Beni taburlara kadar gettin ya hasta hasta. Ben bir şey demiyorum artık. Ne yaptı ki Tuğba? Ben ne yaptım anne sana? Ne yaptım ya? Ne yaptım ben sana? Ne kötülük ettim ya? Benim düğünümü kara gettin. Benim 20 gün. Düğünüme 20 gün. Galaleksem bizi beylin adamına değiştin gittin. Benim düğünümü kara gettin sen. Şu halime bir bak, ben bu muyum anne? Hiç mi vicdanın yok senin ya? Hiç mi Allah rızası için? Azıcık vicdanınız olsun ya. Benim valla vicdanım da rahat, şeyim de rahat. Biriniz ya, karıyı kızlar, bulun, biriniz onu. Kocayı bulun. Torunları tamam, çok onu. Güzel. Çok güzel hayat. Çok güzel hayat. Ben burada şimdi ya, öleceğim mutluyum. Yani. Tamam mutluysun. Bir şey demiyorum. Bravo. Bravo sana. Başka vallahi hiçbir şey demiyorum. Valla hiç babam şeyini aratmayayım. İşte bravo. Üstüme titriyor. Bravo, bravo. Ha, üstüne titriyor. Bravo. Benim babam, babam seni yıllarca dövdü mü demek? Baba bağırma. Ya. Benim babam sana şiddet mi uyguladı yıllardır? Aç mı kodu, susuz mu kodu? Ha? Vicdanın yok, vallahi için doğruları konuş. Tamam, babamın deli vardı. Sen nerede görüyorsun? Ben yalan söylemiyorum. Babamın deli ya, durmuyordu. Baba bir dakika, benim neydi la? Baba bir dakika, konuşturur musun? Ha? Vallahi burada da yemediğim önümde ya. Bak ben inkar etmiyorum. İnkar etmiyorum. Yıl tamam, gırlara gittin, çalıştın, çabaladın, ben inkar etmiyorum bunları. En kolay yolu seçelim Tuba, yani. Vallahi bu babanızı. Ben babamı da kayırmıyorum. Ben babamı da kayırmıyorum, seni de kayırmıyorum. İster ben kayır, kimseyi ister kayırmıyorum. Kayırma. Ben Allah tamam, için konuşuyorum. Ben evlatları falan sildim. Tamam, sildiysen ne diyelim, bir şey vallahi demiyoruz. Onlar seni sildiler. Hanımefendi, hiçbir şey demiyorum. Hanımefendi, ne için sildiniz yani evlatlarınızı? Yani ne, bir dakika durur musunuz? Ne için sildiniz? Ya. Ne uğruna sildiniz? Ben yalan söyleyedim, o zaman Tuğba olacaktım. Gidecek kapım da yok vallahi. Nereye gidecek? Ben yalan konuşuyorum demedim. Ben doğru. Hanımefendi, evlatlarınızı ne... Tuğba güzelcan. Hanımefendi, evlatlarınızı ne için sildiniz? Neyin uğruna sildiniz? Buyur. Bana açıklamış. Yalan konuşuyorlar oraya çıkıp da. Hanımefendi, buraya doğrular konuşmuyorlar ki. Siz ama buraya çıktıklarında silmemişsiniz ki. Telefona bağlanıp Müge Hanım. Hayatım, sen iki ay önce tamam, silmişsin. Tamam babam da şey etmeyiz. Bunlar anne buraya... senden yani şey edeceğiz. Tamam, üç bileziği ver. Bak iki gün önce... Boşanmaya şey edelim... Bak Gülşen abla, dediler. Gülşen abla sen buraya iki gün önce geldin. Buyur. Sen iki ay önce, iki aydan fazla önce silmişsin bu çocukları. Evet. Niye sildin? Ne uğruna sildin? Bana söyler misin tek kelime? Kimin uğruna sildin? Onu söyle. Hüseyin'in. Hüseyin'in uğruna. Tamam. Duyduk duyacağız. 12 tane torunu, 3 tane evladı. Hüseyin yarın bir gün seni bırakırsa ne olacak? Evet. Burakçı 2, 2, 4. Bırakmaz. Yani. Niye bıraksın ki? Eğer nikah bu ay adamla şey olsun. Yani bana. Bir adamla beraber olunca siz onun tapusunu falan mı aldığınızı sanıyorsunuz yani? Evet. İki gün sonra başkasını bulur, seni de bırakır. Bırakacak tabi. Yapmaz öyle bir şey. Ben güveniyorum. Yapmaz. Güveniyorsun. Güveniyorum. Bak bir atayım atmayayım altın. Valla Ahmet Bey de sana güveniyormuş. 40 yıldır. Evet. Bak demek ki öyle her güvenmenin sonu iyi olmuyor. Altın kuruşta onun gözü yok. Onun altına da ihtiyacı yok, şeye de ihtiyacı yok. Aylığı da var, yok. Arabası da var, evi de var, damı var. Peki evi varsa, bir dakika Ahmet abi. Evi varsa niye kirada oturuyorsunuz? Niye kiraya gittin? Oğlu kuymuyor ki. Oğluyla gelini duruyor. Gelini oğlu kuymuyor. Komşularınla konuştum. Niye kuymayı? Valla oğlu da gelini de kucak açıyor. Bak komşularınla konuştum. Baba, çıksınlar o evden. Onun gözünde yalan konuşma. Çıksınlar o evden diyorlar. Bak, evet, o biz hiçiz artık. Arkadaşlar, birisi konuşurken diğeri konuştuğunda tamam, sadece bir gürültü oluyor. Komşuların diyor ki çıksınlar bu evden. Ben de seni evde böyle gösterince dedim ki herhalde adamın evine gitmiş. Meğerse kiralık tutmuşsunuz. Tabii. İzleyelim. 40 yıllık hayat arkadaşına sevgilisinin penceresinden veda eden Gülşen Düzyol'un sevgilisiyle yaşadığı evin sahibi Ahmet Satılmış'la konuştuk. Bunun bir akrabası varmış, bir de burada komşunun biri var. Onlar da kirada duruyor. O ikisi geldi.
buraya baktılar. Hüseyin Bey tek başına mı geldi? Evet. Yanında Gülşen Hanım yok mu? Yok. Köyde dedi torunlar rahat durmuyor. Ben burada dedi eşimle beraber gelip burada huzurlu olarak yaşayacağım dedi. Meyve zamanı, harma zamanıydı. İşi bitince işte 2 ay önce geldi. Gülşen Hanım'la birlikte mi? Bundan beraber geldi. Biz ne olduğunu bilmiyoruz. Gülşen Düzyol evdeyken sevgilisinin evin kapısını kilitleyip gittiğini de doğruluyor ev sahibi. Kocası kilitleyip koyup gidiyor. Kapıyı ben neye kilitlediklerini bilmiyorum ki. Neden kilitlediğini sorduğumda hiçbir şey de demiyor zaten. Evimden çıkmasını istiyorum. Yakınlarımda da kalmasını istemem. Çünkü huzursuzluk verir. Gülşen Düzyol her ne kadar hırsızlık yüzünden sevgilim evin kapısını kilitliyor dese de komşu Erdoğan Sergin mahallelerinde bir hırsızlık olayının olmadığını dile getiriyor. Bugüne kadar hiç hırsızlık da olmaz. Kapımız her zaman açık bizim. Adını kötüye çıkarıyorlar bu mahallenin. Kocasının altınlarını aldıysa götürüp teslim etsin. Bizim mahallemiz temize çıksın. Konuştuğumuz bir başka isimse çiftin yaşadığı mahallenin muhtarı İlyas Yavuz'du. Bu mahallede hırsızlık, hırsızlık yoktur. Bunların yaptığı hırsızlık, hırsızlıktır ya. Böyle bir durum olduğunu bilseydik bunlara evi falan da verdirmezdim. Ben de verdirmezdim ya. Biz bunu Müge Anlı'nın yayınından sonra öğrendik ya. Biz burada bunları istemiyoruz. Bir an önce burayı terk etsin. Bak Gülşen abla, biz istemiyoruz mahalleden de diyorlar böyle bir şeyi. Bizim mahalleye hiçbir zararımız yok ki kimseye. Hiçbir, ne kötülüğümüzü görmüşler. Hanımefendi, Türk milletinin bir örfü var, adeti var, edep var, utanma diye bir şey var. Senin yaptığın edebe sığmıyor. Senin yaptığın insanlığa sığmıyor. Kutsal aile birliğine sığmıyor. Kocanı attın, çocuklarını da atıyorsun. Sizin buradaki dava bana kalırsa Bilezik davası değil. Buradaki dava bir şeref ve itibar davasıdır. İffet davasıdır. Evet. Namus davasıdır. Yok yok, o kadar. Yaptığın bütün şeyleri ayaklar altına aldım. O mahallenin seni istememesi en tabii haklarıdır. İnsanda bir utanma olur. Bu yaştan sonra hiç utanmadın mı? Kızını, çocuklarını, her şeyini bırakıp da bir de 10 seneden beri beraber yaşıyorum diyerek iftihar eder gibi konuşuyorsun. Yazıklar olsun sana. Anne, biz seni tanıyamıyoruz artık. Gerçekten sen bu değilsin. Ben bilmiyorum yani. Sen çok değişmişsin. Çok çok. Yapma bunu, yapma. Ne olursun yapma. Azıcık yüreğinde vicdanın varsa yapma bunu bize. Aklını başa al artık, yeter. Dayanacak gücüm, takatım kalmadı. Benim aklım başımda yavrum. Ne olursun yavrum, ben bana, yapma başında. Yapma. Hiçbir vicdanım yok. Sen bana hiçbir zaman... Şu sopalarına karşı. Gözün inanmazdı. Yazıklar olsun sana. Değişmezdin beni kimseye, sildim yapma. Sildim diyor. Neyi sildin lan evladım? Nasıl sileceğim ben evladımı? Yapma, ben sildim senden bu başka çocuk. Kimsem yok diyordum ama yok. Sen hiçbir de yok, vicdanım yok senin. Yazık şu çocuğa. Ay yazık ya. Çıktın beni Allah sen. Aşkına, bir kere daha bana, yıktın rahat beni. Yıkacak ne yaptın Tuğba be? Ne yapacaksın daha? Ben iki arada iki derede kaldım artık. Güzel yani, dayanacak. Beni yalnız bıraktın. Ya. Daha ne edeceksin? Ben sana ne kötülük yaptım? Ben sana bir şey yapmadım ki. Dövmedim, sövmedim. Ben konuşmak istemiyorum. Yaptığın kötülükle valla urumdan şama çıktı. Ben ne kötülüğü yaptım sana ben? İşte çocuğum. Yaptığı şeyler söyle anne. Birazcık güneyin vicdanı. Çocuklar yanımda mı? Çocuklar ayda yılda bir geliyor. Tamam gelsin. Hanımefendi. Bağlanmak yani, istemiyorlar. Niye? Kendileri... İnceleteceksin senin kapıyı. Sana büyüledi o, büyüledi. Benim kafam falan hiçbir yere gitmiyor. Valla kafan yerinde yok senin. Ne bir saniye Ahmet Bey. Büyüyle, cazıyla işi olmaz. Ne olmayacak? Büyüyle, cazıyla seni bir anda uçurdu. Hanımefendi, niye herkes sizin karşınızda, hiç düşünüyor musunuz? Bakın siz 56 yaşında bir hanımefendisiniz. Hala da eşiniz diyor ki benim karımı büyüledi. Size inanamıyor. Diyor evet ki benim karım 40 yıl benimle beraberdi, sadıktı, iyi bir eşti. Herhalde büyülendi diyor adam. Yani kafa diyor kırık diyor.
Hani adam bir yere oturtamıyor. Yok öyle bir şey. Yani ben inanamıyor. Hala da 10 yıldır ya. Sizin onu aldattığınıza inanamıyor. Çalışırdı. Ben inanmıyorum. Durduramıyor yani. Görmedim. Görmüşsün, sen de gördüğünü anlamadın. Ya gördüm öyle. O şey değil yani. Ne diye? Mükerrem yalan konuşuyor. Görüyor görmedim diye. Görüyor görmedim diye. Vallahi yalan atma orada. Yalan. Duygu sömürüsü yapıyor. Peki siz niye o zaman 10 yıl önce boşanmak istemediniz? 10 yıl madem görüşüyordun niye boşanmadın? Bak o gittiğiniz Hüseyin karısı İstedi, ölmeden... İstedi, boşamadı. Hayır bak karısı ölmeden istememiş sizi. Karısının ölmesini beklemiş. Farkında mısınız? Yok öyle bir şey. Eşi öldükten sonra gitmişsin ya işte. Öldükten sonra gitti tabii. Ölmeden önce niye bırakmadı karısını, çoluğunu, çocuğunu? Ya düğünüme denk geldiniz bir de. Götürmek istedi de ben gitmek istemedim. Bak dinliyor musun beni Gülşen Hanım? Derler ki erkeği parası olduğunda, kadını parasız olduğunda, kocayı karısı hasta olduğunda denersin. Doğru. Yani karısı hastayken başka kadınlarla fingirdeşen adamlardan... Doğru. Allah hepimizi korusun. Amin. Allah da cezalarını versin inşallah. Kurban olduğum Rabbim. Çok açık ve net de söylüyorum. Karısı hasta diye seninle gezen tozan adamdan sana ne fayda geleceğini umuyorsun acaba? He? Şimdi sen hastayken Ahmet gidip başka kadınla gezseydi ona da aynısını söylerdim. Karılık, kocalık niye lazım? Ben iyiyken herkes iyi. Ya. Ben hastayken yanımda mısın? Sen hastayken ben senin yanında mıyım? Gerisi çok basit. Yaşlandı bırak. Hastalandı bırak. Parası bitti bırak. Çok param oldu bırak. Bu mu? Bu mudur insanlık? O beğenmediğimiz, şebek dediğimiz, maymun dediğimiz, şempanze dediklerimiz var ya. Onlar nasıl bir hayatta... Onlar Ahmet Bey birisi konuşuyor. Onlar öyle bir şeyde yaşıyorlar ki. Yani öyle bir düzen içinde yaşıyorlar ki. Evet. Şempanze der geçersin değil mi? Hiç öyle değil işte. Hiç öyle değil. İnsanoğlunun ne farkı olacak? Karısı hastayken seninle gezmiş bu adam. Tanımıyorum etmiyorum ama lafımın arkasındayım. Karısı hastayken karısının başında sadık durmayan adamdan hiç kimseye hayır gelmez. Hiç kimse de kusura bakmasın. Zaten evlilik birliğine bak kendi çoluğu çocuğu da konuşmuyormuş. Değil. Evlilik birliğine sığan durum değil. Konuşuyor valla. Yani niye konuşmasın zaman, ki? Her şeyimizde yok. Nasıl niye konuşmasın? Soruyor. Niye konuşsun hanımefendi? Karısı evde hasta yatarken onun başında duracak. Konuşuyor ya. Niye konuşmuyor? Oğlu gelinle de konuşuyor. He çok güzel konuşuyor. Niye oturmadınız o zaman? Niye çıktınız? Her şeyimizde yolluyorlar. Niye kiralık evde duruyorsunuz? İki tane olmuş. Odaları var. Nereye girecek? Uymadılar. Dövüştüler oğlunu. Dövdü. Benim her şeyden haberim vallahi var. Valla ne kuymuyorlar, ne kuymuyorlar. Sizin arkanızda dursa, vallahi bugün yanınızda olur. Evlenme, bugün neden Hüseyin Bey yanınızda? Çıkıp Hüseyin Bey konuşmuyor. Veriyoruz altınları, ben sonuna kadar bakacağım. Niye diyemiyor? Neden demiyor? Der niye demesin, niye konuşuyor, niye konuşmasın? Demiyor işte. Bugün yanınızda dahi olamıyor. Ya bak içerideki odada çıkmıyor. Komşuların evet. Bile diyor ki burada dedin ki haydut var bilmem ne var. Eskişehir'de ne haydutuysa. Yok niye burada? Ama Afyon'da. Ne haydutu varsa adamlar diyor ki bize hırsız bile girmez kapımızı açık diyor mahalleli. Adam senin üzerine kapı kilitliyor. Kilitler tabii. Güvenci tabii yok. Tabii o da kilitler. O da sana güvenmiyor. Ama sen ona nasıl güveniyorsun bilmiyorum. Güvensiz. Yalan konuşuyor. Hasta ben. Karısını bırakıp başka kadınla oynaşan adamdan hiç yanıma bile yanaşmasın yani. Eğer Hüseyin Bey benim kafamda bir erkek olsa... Aynen. Ahmet Bey'in parasına, puluna, bileziğine, altınına zaten tenezzül etmez. Aynen öyle. Etmemesi lazım. Sana demesi lazım ki... Sen de çık da konuşuyor ya. Bileziğini de ver, parasını da ver. Niye beni küçük düşürüyorsun? Bak bir ne diyor. Böyle yapması lazım. Ne yanımdasın? Bak bir ne diyorlar. Ne küçük düşüreceksin? Yanındayım ayağım. Çeksin böyle ne konuştun? Niye yüzleşmiyor? Niye yüzleşmiyor? Yüzleşsin delikanlı. Bak bu sana avukat mükemmel falan ne hakaret ediyor. Niye yüzleşmiyor? Hiç de hakaret etmiyoruz. Doğruyu gerçekten. Söylüyoruz. Gerçek olan bu. Ya, gerçekten yanında seviyorsa olan, yanında dursun. Çıkar der ki ben bu altınları veriyorum. Bak, ne bu kadına da sonuna kadar bir dakika, bakacağım der. Şevki Hocam bir saniye bir konuşuyorlar. Niye çıkmıyormuş?
Niye altınları vermiyormuş? Kariyeri varmış. Yani. Kariyeri var. Ne kariyeri? Veriyor. Niye vermiyor altınlar? Kolumda işte bak bak bak. Hepimizin kariyeri var. Kızların 12 tane, 9 tane diyor. 3'ünü veriyorsun. Emre buyurun, size de söz hakkı tanımak istiyoruz. Aman ya, biz bayanlıyım ama ya. Düşenden barabarız. Bana bana demeyiyor. Bak Müge Hanım ne diyor. Size cevap hakkı doğdu o yüzden. Size cevap hakkı doğdu. Verin o zaman beyefendi kadın. Kendimi göstermek istemiyorum. Bir şey yok bunda. İnsanı sen at. Dur duymuyorum. Göstermek kadın... istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Hayır konuşuyorsun ama konuşuyorum. Duyuyor bak. Tamam. Nerede duyacak? Ya şu anda arkasında durmanız gerekmiyor mu sen? Nasıl olacak? Tamam buradaymış tamam. Ama çıkıp diyemez misiniz? Veriyoruz altınları. Hayır daha söyle işte. Bakıyorum. Hüseyin söylüyor adam daha. Gösterip dur işte verip dur. Sen söylemen isteyen Müge Hanım. Tamam işte daha veriyorsun işte 3 tanesini daha elinden. Niye 3 tanesini canım ne münasebet? Madem bundan dur bir dakika. Madem o zaman kadının arkasındasınız getirin odadan bilezikleri verin o zaman. O kadar da uzun boylu değil ama. Evet. Hüseyin Bey senin tenezzül etmemen lazım. Hüseyin Bey. Gülşen Hanım'ın arkasındaysanız. Altınına bileziğine. Duymuyor musun galiba? Arkasındayım. Örünceye ve daha yanındayım. O zaman ver bileziklerini. Bakın hırlı değilsiniz, hırsız değilsiniz ama madem. Buyurun çıkın. Gerek yok kardeşim çıkma ama ben buradayım. Sen bana konuşuyorum. Duymuyorlar ama sen duymuyor Müge. Nerede duyuyor Müge Hanım? Oturun yanına. Hayır ben okumam. Oturun yanına. Tamam konuşmak istemiyorum ben. Tamam bitti. Hüseyin söyle o Hüseyin Bey adaşına. O zaman bu kadının bileziklerini geri versin. Bununla daha yanındayım. Kapadın yayını. Toplam bütün bilezikleri geri verecek misiniz? Hayır, 3 tanesini. Hüseyin senden işim bitti benim. Tamam, istemiyorum ben. Ha? Tamam mı? İstemiyor musunuz? İstemiyorum ben. Kimi istemiyor? Çıkıp da burada beni küçük düşürüyorsun sen madem... Seni küçük düşürmüyorum. Ama ne diye bak Müge'nin inan. Hüseyin Bey istemiyor musun? İstemiyorum. Bitti. Şu kulaklığı takın. Oturun. Oturun. Sen televizyona takın kulaklığı. Yani. Olmaz öyle. Bak ne diyeyim Müge Anlı'yla avukat. Ama yanındayım ben işte. Yanımda değil. Konuşmak isteyeceksin. Bak konuşacaksın ama orada. Ver kulaklığı Hüseyin. Yanında olmak önemli değil ya. Kulaklığı takar mısın? Sen sakin ol. Yanındayım işte. Kulaklığı takar mısın? Sakin ol sen. Cevaplarını öyle. Benim cevap vermem önemli değil. Seni küçük düşürüyorlar bak orada. Bir anladın. Hanımefendi biz küçük falan düşürmüyoruz kimseyi. Olay küçük. Ben mi dedim git komşunun karısını kaçır diye senin Hüseyin'deki küçük düşüreyim. O komşusunun karısını kaçırarak küçük düşmüş. O komşusunun karısındaki bilezikleri geri vermeyerek küçük düşüyor. Ben küçük düşürmüyorum. Rami Bey, Şevki Bey küçük düşürmüyor. Yaptığınız olay küçük. Siz bunun farkında değil misiniz? 60 küsur yaşında insanlarsınız ya. Bilsiniz ki 14-15 yaşında ah çocuğum böyle olmaz diye akıl vereyim. Siz benim büyüğümsünüz. Bak yine o beğenmediğin kocam benim karım büyülenmiştir ben onu istiyorum diyor. Yanında kaçtığın adam gelip de bilezikleri bile geri vermiyor. İşte aradaki farkı da böyle bul. Gözü yok. Hüseyin Bey beni de dinliyorsan hasta karısını yatağında Hüseyin, bırakın komşunun karısıyla karıştırılmaz kardeşim. Hiç kusura bakma. Abi ne diyorsun alacaksın mı 3 bileziği? Alacağım ne yapayım? Tamam sonra deme Müge ben 9 istiyordum da 3 verdin falan diye de sonra yaranamıyorum kimseye bir de. Ablam 9'da neydi o bilezik? O yarısı nereye gitti? Abi, Cumhuriyet altında nereye gitti? 7'de ne diyor? Cumhuriyet var. Vallahi abi. Yalan konuşuyor Kur'an-ı Elbasan. Cumhuriyet altını falan vallahi yok. Vallahi Kur'an'ı getirin elini büyük bastın. Büyük kızımın hediyelik altınları var. Onu da vereceğim neye zaten. Neye vermedin ya? Ahmet Bey. Ver kızının hediyelik altınlarını da onlar da istiyor işte. Görüşemedik ki nereden vereyim ben? Tamam sen Hüseyin'e ver Hüseyin görüşür. Vereydin kızını çağıra vereydin. Vereceğim ben vermeyeceğim demedim ki. Tamam abi ablacığım vereceğim. O altınlar da burada değil mi verin onları. Ya, vereceğim. Vereceğim de demiştim. Onları da getirin o zaman. 3 taneyi diyor bak o karıştırıyor bu 3 taneyi vereceğim dedim. Yok ya hediyelik altını diye kızım diye onu vereceğim. Tamam onları da getirin o zaman bize. Getirin. Evet niye onları da vermiyorsunuz zaten kabul edin. Dedim ya. Hadi tamam versin o zaman tamam. Ver Hüseyin'e. Tamam onları da biz teslim alalım. Tamam. Burada biz test. Dedim ama niye vermeyeceksin demedim. Vereceksin dedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz de bu bilezikleri alıyoruz da kuyumcu yok bir şey yok. Sahte midir değil midir yani şimdi evet, biz de nereden bileceğiz? Bu sefer sahte çıkar. Belki sahte. Sahte öyle değildi ki o bilezik. Aslında biz de yani tam alalım diyoruz da. Kuyumcuya gidecek.
Ben öyle kabul etmedim. Kuyumcu da sanki hemen şimdi köyde yakında var mı kuyumcu? Biz de Hüseyin'de bak. Hüseyin var mı yakında kuyumcu? Vardır Müge Hanım, buluruz, tartırırız da, değerini de öğreniriz. Bak sonra yani bak alıyoruz kameralar önünde yani. Yakında çekin bilezikleri. Tamam, ben bir şey demedim ki. Ha işte, hayır ben şimdi abi ben artık yani gerçekten... Yani söylemeyeceğim şeyleri söylüyorum, yapmayacağım. Sağ ol, Allah razı olsun. Vallahi sen ben de abi, sağ ol, Allah yani, razı olsun. Ne bileyim şimdi bilezik alınır. İnşallah ömrün uzatır Cenab-ı Allah. Ay canım benim, sağ ol inşallah. Senin Allah de ne muradın olsun. Varsa. Ne muradın varsa versin. Sağ ol canım. En doğan bu. Sağ ol, ne yapalım? Yapacağım bir şey yok, ne edeyim? Bak, yani abi, kadın böyle değildi, vallahi ablam çok dürüstü. Yalnız bir anda bozuldu bu. Valla bizi bana siliyorsa baba yapacak bir şey yok. Ya. Bizi bana sildi yani, ne diyelim. Diyecek bir şeyimiz kalmadı yani. Ya bu kadın böyle değildi ki. Üzülme Tuba'cığım, ne yapalım ne yani. Diyelim yani. Demek şey ki aklını başını aldılar. Yani. Yani başka ne diyelim. Ama bütün bunlara rağmen... Odasını mı karıştırdın? İnsan evladını nasıl kapıyor? Altını koparabildiğini al ama... onlardan evvel, bilezikten altından evvel... diyeceksin ki böyle bir kadın da artık benim soyadım taşımaması lazım. Doğru. Sen bir defa soyadını bu kadından kurtaracaksın. Ya kurtulacaksın o kadından zaten. Bir şey yap yani, bir şöyle Rami kendine Bey, göre Rami bir şey Bey, size bir şey söyleyeyim. Evet yine kendimle ilgili evet o şeyim, kuralım devam eder. Yani bilemiyorum ama şimdi buraya o kadar çok insan geliyor ki biraz da hayatı onların penceresinden görmeye çalışmak istiyorum. Evet. Tek başına köyde yaşayan bir adamdan bahsediyoruz. Ahmet Bey'den, tamam mı? Bu adam da istiyor ki 40 yıllık artık hani sevgililik falan değil bir yerden sonra. Bilmiyorum, yaşamadım. Siz daha iyi söylersiniz ama. Yani eşinize karşı hissettikleriniz ilk zamanki gibi mi? Artık başka bir şey, bir yol arkadaşlığı, hayat arkadaşlığı. Evet. Bu adam da eve girdiğinde bir şey istiyor yani. Bir ses istiyor, bir soluk istiyor. Esas bu yaşta lazım. O da eş. Onun için geri yani dönsün diyor yani. Gerçek bir eş, sadakatli bir eş bu ne yaşta o, lazım. Bir kamera yakın çeksin, onlar neymiş? Altın da işte. Çeyrek altın mı onlar? Şerife'nin bunlar, Şerife'nin. Çeyrek altın bunlar. Ben Şerifiye teslim edilmesini istedim. Hayır, çeyrek değil o bütün. Evet. İki tane çeyrek altın. Evet. Artık aldım. Çeyrek işte. İki tane iki tane çeyrek mi var? Çeyrek altın mı bunlar? Çeyrek altın. Hüseyin göremedik. Hüseyin göster al kamerayı. İki tane, iki tane. Tuğba'ya söyledim. Yemin edebilir çocuklarının üstüne. Tuğba'ya söyledim be. Dedi doğru. Tamam, onları dedim da al. O zaman bilezikleri de alalım. Gel, iki tane var. Yani baba yalan söylemeye gerek yok. Abi çevirme. Şerife'ye verecek onlar. Tamam dedim Şerif. Bilezikleri de çıkarın. Bilezikleri de çıkarın. Ama gramlık böyle yok, olmuyor yok, ki. Bu büyük. Ya boşanıyorsa ya, öyle vereceğim. Çeyrek değil, çeyrek ya değil. Ya. Tamam evet. Anlaşmalı. Arkada ver Hüseyin'e. Arkada konuştular ya. Tamam diyor ki boşanacak söyle vereyim diyor. Çeyrek değil o görüntü olarak. Çeyrek değil, çeyrek değil. Hayır bu hocam, görüntü de çeyrek altın görüntüsü değil. Altın yani görüntüsü biraz değil. Daha bir, tam bilezikler de değişik gözüküyor. Bunlar çeyrek altın değil mi bakın. Çeyrek ya, hediyelik ya. Hediyelik derken? E tamam işte çeyrek diyor. Bilezik. Çeyrek ya işte. Tınar. Bilmiyor yani. Tına attık altın. Tam bakarsınız işte. Orada büyük gözüküyor. Kamerada büyük gözüküyor. Alacak halimiz yok. Tına attık yani. Tamam bilezikleri veriyor musun teyzem? Hadi sıkıldım ya. Bir sürü konu var. Bilezik. Veriyorum. Boşanırsa veriyorum. Çıkarım elim bilezik. Ya geleceğim burada boşanacaksın. Ya burada ne boşanacaksın? Burası şey mi? Aile mahkemesi mi? Burada ne boşanacaksın? Sen boşanma davası açacaksın. Çeyrek olmasın. Boşanacağını söyle ki kadın da versin. Ahmet yani. Bey. Ya çıkarsın versin. Boşanacak mı? Onu soruyorlar. Boşanacak tabii. Bak kızın da şahit. Yani boşanacaksın öyle vereyim diyor adam yani. De boşanacaksın, boşanacaksın. Ya boşanacaksın diyorum ben ona. Artık biz de yorulduk. Boşanıyor mu? Boşanacaksın tabii. Yeter ya. Tamam sen kocana sor, sen cevap ver Ahmet abi. Bir dur. Anlaşmalı boşanıyor mu? Tamam, anlaşmalı boşanacaksın. Ver. Tamam ben de veriyorum. Tamam ben de veriyorum. Ver. Çıkarım benim bilezikleri. Sonra Müge, dönme Müge de. Müge Hanım söz versin orada. Söz veriyorum Müge Hanım. Veriyorum ben. Ben ne söz vereceğim? Sen kocam ben miyim? Kocam burada. Benle mi evlendin? Vallahi. Hayır hayır. Kaç Hakan bana mı danıştınız? Çıkarım. Ha.
Aynen, Hüseyin aynen. Bey onlara zarava göster. Saatte olabilir. Kabul Hüseyin etmem. Diyor ki saatte olabilir. Üzerinde diyor damga var mı? Saatte değil ya. Ne saattesi olsun ya. Ben bilmem. Değiştirebilirsin. Şimdi saatte la var. Bu Hüseyin her şeyden anlıyor. Hüseyin'i göreyim mi? Oradan o konuşuyor. Müge Hanım, bana gerçek gibi geldi ama buradan çıkar çıkmaz ilk duran bir kuyumcu olacak. Hemen bunların gerçek olup olmadığını, kaç gram olduğunu, kaç para değerinde olduğunu da öğreneceğim sizin için. Ha, üzerinde damgası var mı yani? Bir damgası olur altının. İçine baktığında. İçeride. Var. 18 ben göremedim. Damgayı ya gösterir ya. Misiniz bana? İşte yavrum ya. Bana da gösterirseydin. Göster şunu. Belli olmaya şey olunca ya. İşte ya yazıları var. Git. Ablam düngürü de bağlayabilirsin. Ha göster gel. Sen bana dört çevirmemez. Yok ben yazı göremiyorum. Var ya gramlar ya. 20 kaya bulun, ya. Bulun. Nerede yazıyor? Var şey, var. İşte ya var ya gramlar ya. İşte zarafçıya göster ya var ya gram. İşte var ya. Evet tamam. Müge Hanım evet damgada var bu bileziklerde. Ne bakmadan var mı bileziklerde diye aldım bir tanesini. Oğlum baksana içine bu şey bir şey değil yani bu da bak içine 22 yazacakmış. 22 mi yazıyor 24 mi yazıyor? Seni de gösterdim. Az önce gösterdim. Sahte değil ya işte ya. Ne bileyim koy bu değil mi hayatım sizin bilezikler i̇şte, Ahmet abi. Bilezikler o da değil sahte gibi duruyor bilmiyorum ki. Bak. Sahte gibi duruyor. He. Göstersin zarafçıya. Kuyumcuya git göster ya. Kuyumcuya göstersin. Evet Müge Hanım gösterebilirim size yazıyı. Ben tamam. Anlayamadım. Ama şöyle yakın girersek bakın. Kamera net diyemiyor. Bilmem. Net ben anlayamadım. Ben şey de hiç anlamam. Için. Şurası. Nerede var be? Benim gözüm zaten onları görmez o kadar. Tamam işte yani, varsa oğlum sen bakacaksın işte. Işığı yansıtıyor, gözükmüyor ki. Ya oğlum siz kuyumcuda belli tamam. Olacak o kuyumcuda. Evet. Sen de Ahmet abi o zaman işte sen de git boşan. Tamam boşanacağım ben zaten istemiyorum ki. He? İstemiyorum ki. Boşanacaksın zaten. Sana da iyi saatte olsunlar geliyorlar gidiyorlar. Üç gün evvel istiyordun zorla istetmedik biz de seni yani. Siz de babanıza yeni bir tane hanım bulun. Tuğba'cığım. Anlaşmalı boşanıyorsun Ahmet Bey. Tamam boşanıyorsun. Ahmet Bey olduk gayet. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.